Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde düğmeleri öğreneceğiz. Öncelikle hemen U I'dan düğmemizi açıyoruz. Butonumuzu açtık. Butonumuzu açtığımız zaman karşımıza bir text bir de düğmemiz geliyor. Ben bu butonu büyütmek istiyorum. Bak butonu büyüttüm. Daha iyi görelim diye. Textimize tıkladıktan sonra artık ne yapacağız biliyoruz. Bu yazıyı büyütebilirim ben buradan ama otomatik ayarla diyorum. O bana minimum 10 maksimum 40 olacak şekilde düğmemi ayarlıyor. Düğmemi bak bu aynen tekst hiçbir farkı yok. Butona geliyorum. Çocuğuyla beraber taşıyor yukarıya. Şimdi ben bu play'e bastığım zaman bunun tıklanabilir olduğunu göreceğiz. Bak şimdi. Tıklıyorum görüyor musun? Bak mouse üzerine gelince değişik bir renk değişimi gözüküyor mu? Hiçbir şey gözükmüyor tabii konuları onları anlatacağım şimdi. Buna eğer ben tıklanamaza buton bölümündeyim bu arada. Şu anda butona tıkladım ve tıklanamaza tıklarsam pliye bastıktan sonra ben buna artık tıklayamam arkadaşlar. Biraz hızlı mı anlattım? Bak tıklayamıyorum. Bunu açalım. İstersen bunun rengi şu anda arka görüntüsü beyaz. Fark ettiysen beyazı seçmiş. Buraya dışarıdan resim ekleyebiliriz, ağaç ekleyebiliriz, ağaç tıklanabilir olur. Ama ben şu an düğme olarak kalmasını istiyorum. Butona basayım. Şimdi normal klorumuz nedir? Normal klor ne biliyor musun? Şu anda gördüğümüz renktir. Highlight koloru ise bak biraz daha koyu yapmış. Şöyle üzerine geldiğin zamanki olsun bu. Üzerine mouse üzerine geldiği zaman şöyle hafif pempemsi bir, grimsi karışımcı bir renk olacak. Bak görüyor musun Üzerine geliyorum. Basmıyorum. Bastığım zaman tekrar gri oluyor. Sonra geldim buraya. Pressed color. Basıldığı zaman hangi renk olsun? Basıldığı zaman kırmızı olsun. Basıyorum, geliyorum. Bunlar aslında Basit şeyler ama yedebilmemiz gerekiyor değil mi? Hikmet klor ne mesela? Üzerine geldim bastım kırmızı bıraktığım zaman ne oldu? Yine beyaza yakın bir renk oldu. Pressed color da bu. Selected klor ise seçildikten sonra. Mesela onda ne olsun? Yeşil olsun. Seçildikten sonra ne demek istiyorum? Burada bir düğme daha var diyelim şurada. Ben bu düğmeyi seçtim. Bastım. Bıraktığım zamanki rengi ne olsun? Yeşil olsun dedim mesela ona da. Ama diyememişim maalesef. Bunu bir iptal edeyim. Şuradan yeşile gelelim. Zamanınızı aldım biraz. Hemencecik geliyorum. Bak mouse'un üzerine geldim. Bej rengi bastım kırmızı renk bıraktım. Yeşil. Bak bastım kırmızı renk bıraktım yine yeşil. Artık bitmiş hali bunun yeşildir. Niye böyle bir şey yapayım dersin yani bazen ne yaparsın burada bir sürü tuş olur basarsın bastıktan sonra yeşil gözükür iki saniye yeşili gördükten sonra oyuna başlar mesela basıldığını basıldığını gösteriyorsun değiştir rengi diye. Disable color ise inaktif yaptığımızdaki Chlor'dur. Mesela şurada kı kırmızı değil lan. kırmızı yaptım. Ee, açık mavi yapayım. Açık mavi yaptım. Disaktif yaptım mesela mavi buna basılmadığını anlıyorsun artık. Pardon. Color Multiplier bilmiyorum. Geçelim. Fade Duration ise mesela renkler arasındaki geçiş. Hemen neredeyse sıfır. Çat çat geçiyor neredeyse. Bunu ben biraz artırayım. Şöyle 3 yapayım. Şimdi renkler arasındaki geçiş daha şu olacak. Mesela ben şu bej rengine daha böyle şey geçecek. Görüyor musun? Daha böyle yavaş yavaş geçti. geçti. Anlatabiliyor muyum? Bastığım zaman kırmızıya daha yavaş. Şimdi bırakacağım yeşile daha yavaş geçecek. Görüyor musun? Daha böyle kırmızı ile yeşil arasında bir süre veriyor. Bu otomatik. Bu otomatik. Neydi ya? Şey. Mesela ben bunu elim enter'la da basabiliyorum. Mesela. Enter'la da basabiliyorum. Yani Klaveri de basabiliyorum bak. Bastım. Yeşil oldu. Bastım. Enter'a basıyorum. Enter'a da basabiliyorum. Ben buna non dersem. mesela Enter'la basamıyorum mesela pek detayını bilmiyorum. Tamam. Şimdi en güzel bölümüne geliyoruz. On click. İşte buraya koyduğumuz fonksiyonları bu düğmeye bastığımız zaman kullanabiliyoruz. Mesela ben top script'in içine bir fonksiyon yazdım. Burada dedim ki top script'in e, game işte tamam top script'in o fonksiyonunu anlatacağım için şimdi girmeyeyim oraya. Top bu bu bölümde mi anlatacağım? Sonra sonra mı anlatacağım bilmiyorum. Belki bir sonraki bölümde anlatırım. Top Script'in fonksiyonunu yap. Butona bastığın zaman. Top Script'in fonksiyonunu yapacak. Ne yapacak mesela? Top Script'in fonksiyonu diyecek ki buna bastığın zaman o fonksiyon içinde ne var? Mesela print kodumuz var. Merhaba diyor. Basıyorsun merhaba diyorsun. Burada yazdırıyorsun mesela print kodundan. Yani düğmeye basarak bir şeyler yaptırmanı sağlayan yer burası. Çok önemlidir arkadaşlar. Burası bizim. Buralar, buralar görselde ama burası kodda çok önemli. Şimdi bunları anlattım. Burada anlatmam gereken ekstra bir şey var mı? E, bence yok. Peki. Ben o zaman ya bunu havada kalmasın. Ben şu 10 kliki size daha iyi anlatayım. Şimdi Game Manager sistemdi. Game Manager'a e çift tıklayalım. Açalım açmadıysak. Açmışız zaten biz Game Manager'ı. Game Manager'ımız var bizim burada. Şimdi geliyorum buraya. Ne yapmışız? Bunları, bunlarla bir ilgimiz yok. Oyun başladığımı fazla tamam. Bunlar tamamen bizim şeyimiz desenlerimiz var tamam biz buraya bir fonksiyon açmak istiyoruz dediğimizde işte fonksiyon kullanacağız demiştik ya buraya biz pop fonksiyon açmak istiyoruz public dışarıdan erişilebilir demekti void yani bir değeri yok demekti fonksiyon ismi tamam ben benim verdiğim karar verdiğim bir şey Ha, bir de şunu diyeyim başlarken. Hani ben variable'ları defteri yazın demiştim ya. Mesela game manager variable'a ne yazdım mesela? Class örnek yazdım mesela. Oyun başladı mı yazdım mesela. Başlat fonksiyon yazdın. Bunların hepsinin game manager'da olduğunu biliyorsun. Yanına not alacaksın. Şu işte kullandık. Bu işte kullandık. Hani variable'ları yazıp fonksiyonları yazamazdık yapma. Yani bizim uydurduğumuz fonksiyonlar, variable'lar bunları defteri yazıyorsun. Tamam mı? Anlatmıştım bir önceki videoda. Anlattım mı ya? Anlatmamış da olabilirim. Ya ne yaptığımı bilmiyorum ben ya. Başlat fonksiyona bir fonksiyon açtım. Sonra buna bir tırtıklı verdim. Başlat fonksiyonun içindekini ben şimdi ne yapmak istiyordum? Butonuma geleyim. Buraya başlat fonksiyonumun içindeki şeye atmak istiyorum değil mi? Yani butonuma bastığım zaman Game Manager'deki başlat fonksiyonun içindekileri yapsın istiyorum. Tamam o zaman görmek için print diyelim. Diyelim ki düğmeye bastım. düğmeye bastım Control s tamam düğmeye bastım dedim fakat ben bunu buraya daha aktarmadım art derlesin de bir derledi niye bu kadar uzun derledi anlamadım şimdi bura artıya basıyoruz of burada bir şey çıkıyor şimdi bak burada fonksiyona erişemiyorum görüyorsun fonksiyona erişemiyorum önce buraya bir fonksiyon at diyor bana buraya bir fonksiyon atacağız objek at diyor görüyor musun bu objeyi hangi fonksiyonu kullanmak istiyorum ben bakıyorum yani Game Manager klasını kullanmak istiyorum. Ha, yani Game Manager içindeki fonksiyonu kullanacağım o zaman. Tamam. O zaman hangi objeyi atacağım? Game Manager objesini atacağım. Attım Game Manager fonksiyonunu. Şimdi buradan e, Game Manager, bak burada fonksiyonlarda hala fonksiyon seçildi dedi. Şimdi bak fonksiyon bana seçtiriyor. Game obje var. Ondan sonra transform var. Ondan sonra Game Manager var. Ben Game Manager'ın scriptine erişmek istiyorum bunun. Scriptin içinde çünkü benim fonksiyonum. Nerede ya? Ha, başlat fonksiyon. Burada. Game Manager'da başlat fonksiyonuna bastım. Ha, bak çok basitmiş değil mi? Butona basarak bir şeyleri böyle yaptırıyorsun. Artı, eksi ekliyor. Eksi çıkartıyor. Şimdi kontrol, ne kontrol sesi? Play'e basacağız. Play'e bastıktan sonra butona bastığım vakit diyor düğmeye bastın 1. Düğmeye bastın 2 düğmeye bastın 3, düğmeye bastın 4, düğmeye bastın 5, düğmeye bastın 6, düğmeye bastın 7. Bunu anladık. Bunu kullanmasını anladık diye düşünüyorum. Şimdi ben sana düğmenin mantığını anlattım. Şimdi ben sana şunu göstermek istiyorum. Ben play'e basıyorum burada. Play'e bastıktan sonra ne oluyor? Mesela ne oluyor? Topumuz burada. Hiç bunları da hareket ettiremiyoruz fark ettiysen topumuz burada. Şimdi Game Manager'a gelince ben oyun başladım yani bir önceki videoda ne yapmıştık? Top hareket ettirmiştik değil mi? Bu arada dümdüz ikisi de. Şöyle yapayım bakayım. Tamam çalışıyor. Gördüğün gibi bunu oyun başladığımı aktif etti mi? Oyunumuz başlıyordu değil mi? Şimdi ben Game Manager'dayım. Ya o zaman ben oyun başladım şu anda false. Aa, o zaman ben diyeceğim ki buraya bak bu başlat fonksiyona. Yani butona bastığım zaman bu false'yi buradan turu yapamayacağına göre oyunu oynayan kişi ama butona basabilir. Butona bastığı zaman falsiyi turu yap diyeceğim. Nasıl? Oyun başladı mı? Eşittir turu. Çok güzel değil mi? Ctrl S. Bakalım işe yaradı mı? Game Manager deydim bu arada. Game Manager'in içine yazdım. Derledikten sonra bakalım çalışacak mı? Play'e basıyorum. E bastım Şimdi ben buna basmıyorum butona basacağım butona bastığım vakit aha oyun başladı ama bir şey fark ettiniz mi buton burada duruyor ya butonun burada durması benim avantajıma yaramaz ki hani olmaz yani bak çünkü oyun başlığı çek atılmış çeki kapattım ama artık başladı bir kere onu ayarlamıştık yani bak şuradaki çeki görmüyorsun şu anda oyun başlığı de şu anda oyun başlıyor şu anda başlasın oyun başladı hiçbir şey hareket etmiyor butona basıyorum gördüğün gibi çekimizi <laughs> atıyor. Şimdi oradaki butonu kapatmamız gerekiyor. Buton gözükmeyecek. Butona bastıktan sonra buton gözükmeyecek istiyoruz. Şimdi benim burada neyim var? Başlığım var, butonum var. Tamam. Game Manager'ımın içine girelim. Ben Game Manager'ına diyeceğim ki buna o objeyi ulaş ve o objeyi ne yap ee, set aktivliğini iptal et. Yani yok et onu. O gözükmesin. Aktif olmasın istiyorum. Şöyle gri olsun istiyorum. Set aktif de şuradan şöyle iptal ediyorum. Tamam mı? Buna basmak istiyorum ben. Bu objenin buna. Başlığı da böyle aynı şekilde iptal etmek istiyorum. Şimdi ben bunlara şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle şuraya girmeden önce ne yapsam? Tamam. Önce bak bizim bunumuz bu ne bu buton? Bu buton. Ney? Buton. Butondur zaten. Bir şey değil buton. Demek ki ama bu ney? Text mesela. Bu da buton. Yani bildiğin buton. Buton butondur. Bu da texttir. Yani buton diye ekledik ya. Bu başlık yazıyorsa. bu direkt buton yazıyor. Yani türü ney? Türü buton. Diğer üstteki başlığımızın türü ney? Türü başlık. Yani text. Söyleyemedim. Şimdi public diyorum. Açıyorum. Şimdi yazarak daha iyi anlatacağım. Text. Bir dakika text e, etiketli e, başlık variable'ı açtım ve ne yaptım? Hata verdirdim. Tamam kalsın. Neden hata verdiğini hatırladım. public Bazıların ki bunu yazar yazmaz e, yukarı otomatik yazanları var. Mesela ben de yazmıyor. public button diyorum buton etiketli bir variable açıyorum. Başla ma düğmesi. Başla düğme diyelim. Uzatmayalım. Şimdi ben burada text uzantılı bir şeye erişemiyorum. Çünkü text uzantılı bir şeye erişmek için onun kütüphanesindeki yerine ulaşmam gerekiyor. Bu adana nasıl ulaşacağız? Using, using kullan Unity engine'deki U I'ları yazamadı. Bunu yazdıktan sonra bak şuradaki hata kalktı. Unity Engine'in U I'nın içindeki yerlere yani şuradaki yerlere ben erişmek istediğimi Kodumda bunları kullanmak istediğimi, bunları değiştirmek istediğimi bunlara söyledim. Bak şunlar mesela hala kullanmıyoruz. Silebiliriz bile. Unity buradaki yazılan, niye peki Unity bunu otomatikman yazmamış? Biraz Scane diye var. Onu da ekleyeceğiz mesela ileride. Niye bunları otomatik yazmamış? Belki kullanmıyorsundur sen. Yani o değiştirmeyeceksindir. O yüzden sen onları sen yaz diyor. O yüzden bunu bilmeniz gerekiyor. Text'i, butondu. Buradaki herhangi bir düğmeyle ilgili bir şey yapmak istiyorsanız buraya bunu yazmamız gerekiyor. Tamam mı? Bunu böyle bir, bunu böyle. Bunu yazmadan textlere işte UI'lere erişemiyorsun. Buton da butona da erişemedik. Sadece textlere değil sonuçta. Şimdi ben bu text başlık, buton başa düğme. Ben bunların hepsini e, ee, direkt bunları atarak ulaşmayı size gösterdiğimi diye düşünüyorum. Kontrol edelim mi ben bu arada? Çünkü gelmemişler. Kontrol edelim. Ben hani oradan direkt erişip onların şeyine erişip yani atayım da ondan sonra. Heh. Şimdi ben buradaki başlığa kodlama bölümünden erişmek istiyordum. O yüzden ne yapıyordum? Game Manager'de ben bu başlığın götürüp taşıyayım bir. Başlığa başlığa tekste tekste atıyorum. Bu başlığa buraya attıktan sonra ben bu diyeceğim ki başlığın kodlama bölümünden set, set aktivini iptal et diyeceğim. Buralarına erişebileceğim. Gösterdim diye hatırlıyorum. Yatayına girmiyorum. Hatırlamıyorsanız önceki videoları lütfen izleyin. Şimdi başla düğme. Bu da buton olacak. Butonu da attıktan sonra ben bu butonun içindeki şu değerini set aktivitesini iptal etmek istiyorum. Tamam. Yani artık ben başlık deyip oraya erişebileceğim. Başlık diyeceğim. Başlık dedikten sonra o bilecek ki o. Kendine ait objenin yani set aktivisini false yap diyeceğim. Bu kadar basit. Tabii bu kadar basit diyorum da karışıp burayı eğer hani variable'ın içine atma videomu izlemediysen o kadar da basit olmayabilir senin için. Mantığını anlamadığın için. Şimdi başlık variable'ına gittim dedim ki başlık dedim. Bu başlık neydi? Text'ti. Gami objesinin kendine bağlı objenin yani senin set aktivesini nokta buradan set aktiviteyi set aktivesini ne yap? False yap. Pardon Tamam. Peki başla düğme. Yani başla düğme. Aynı biz başla düğme dediğim zaman e, ne, ne, anlayacağız? Başla düğmeyi buton anlayacağız. Bunun ismini değiştirmemişim bu arada. Başla düğme. Başla düğme. Variable'ının game objesi neyse game objesi ney? Buton. Onun set aktivesini false'ye Ctrl -S. Yanlış bir şey yapmadıysam ben bu düğmeleri yok etmem gerekiyor. Bunları farklı şekilde yok etme şeyleri de var. Ama ben set aktivi kullandım. Yani kodlamada dediğim gibi yanlış bir şey yoktu. Yanlış kodlama diye bir şey yok. Yani uzun kodlama var, kısa kodlama var. Farklı yoldan da yapabilirsin sen. Ya mesela ben, ben bu şekilde yaptığım için farklı bir şey bana yanlış geliyor olabilir ama sana göre o doğru oluyor olabilir. Şimdi ben buna bastığım vakit gördüğün gibi kayboldum. Şuradaki şeylere bakın. Dediğim gibi bak set aktivitesini görüyor musun? İptal. Aktif değil artık Yazımız kayboldu. Bastığım zaman geri gelecekler. Geri geldiler. Tabi burada hala buton yazıyor. Başla filan yazalım buraya. Başla yazalım. Daha mantıklı olsun. Butonda kalmayalım. Video uzamış baya. Yani baya bir şey anlattığımı düşünüyorum. Hem kodlamasını anlattım. Hem yani nasıl kon şurayı anlattım. Burası hani önemli olan. Buraları sen deneyerek de tutturabilirsin. Klor multipleri bilmiyorum. Gerekli yok zaten kullanmıyorum. Ee, tamam. Kendinize iyi bakın.